İmalat tecrübesi 90'lı yıllara dayanan 3 girişimciyi tek çatı altında buluşturan Üçel Paslanmaz, Konya'da hayvancılıkla uğraşan üreticinin asli ihtiyacı süt soğutma ve depolama tanklarında adını kaliteyle duyuruyor. Konya'da hayvancılık sektöründe üreticinin çözüm ortağı olmak misyonuyla yola çıkan Üçel Paslanmaz adını 3 girişimciden alıyor. 2001 yılında askerlik bittikten sonra bu sektöre adım attık. 3 arkadaş aynı iş yerinde çalıştık. 2006 yılında kendi iş yerimizi kurmaya karar verdik. 2006 yılından bu yana gelişerek, büyüyerek devam etmeye çalışıyoruz. Özel makine imalatıyla işe başlanıyor. Iraklı bir yatırımcının cips makinesi talebine yanıt veriliyor. Beğeniyle karşılanan bu makine pek çok referans işi beraberinde getiriyor. Bugün özellikle süt soğutma ve depolama tanklarında uzmanlaşılıyor. 2008 yılında Irak'tan bir üretici bizden özel bir makine istedi. Hiç bilmediğimiz, görmediğimiz bir makinaydı. Cips, patates cips makinesi. Üretimine başladık, teslim ettik. Bu teslim üretim aşamasında gece 2-3, 5 dedi. Belki hiç uykusuz devam ettik. Akabinde ikinci iş geldi. Onu görüp beğenip başka biri istedi aynı işi. Yine 2008-2009 yıllarında işimizi teslim ettik. Yüzümüzün akıyla çıktık. Bundan sonraki büyüme kısmı da tavsiyeler üzerine gerçekleşti. Türkiye genelinde yine özel makinede, süt soğutma tanklarında, gıda makinelerinde, depolama tanklarında talebe ve isteğe göre karşılık vermeye çalışıyoruz. Süt soğutma tankları hacim olarak değişik boyutlarda standart olarak üretiliyor. Çiftçiler süt tankını yerleştireceği yere ve süt kapasitesine göre soğutma tankını seçiyor. 300 litreden başlıyor soğutma tanklarımız, 5 tona kadar. Bunların Tarım Bakanlığı'nın istemiş olduğu belgeler hepsi mevcut. Deney raporları, işte hizmet yeterlilik belgesi, garanti belgeleri. Bütün standartları yerine getirerek ürün yapmaya çalışıyoruz. Tecrübeli bir ekip iş başında. Ekibin 20 yılı aşan tecrübesi kaliteli sistemlere imza atılmasını sağlıyor. 25 yılını bu işe vermiş 2 tane arkadaşım var. Bu yola biz beraber çıktık. İlerleyen zaman içerisinde hem kadroyu genişletmek hem de daha iyi işlere imza atabilmek için 3. bir kişiyi de ekibimize takviye ettik. Üreticinin her gün 2 kez kullandığı asli ihtiyacıdır süt soğutma tankı. Yaz döneminde talep artmakla birlikte yıl boyunca üretim devam ediyor. 300 litreden 5 tona kadar farklı ebatlarda tanklar üretiliyor. Biz genelde sıcak aylarda talep daha fazla oluyor. Ama soğuk, bu kış aylarında da, kış dönemlerinde de işini büyütmeyi, geliştirmeyi düşünen atılımcı kişilerin işlerine yardımcı oluyoruz. Süt soğutma tankı sağım sonrası süt içindeki yararlı bakterileri ve besin değerlerini koruması için kullanılan süt deposudur. Süt soğutma tankının en önemli işlevi sütün yapısının ve kalitesinin bozulmasını önlemektir. Gıda sektörü, özellikle süt bozulabilen, çabuk bozulabilen bir ürün. Bu süt soğudukça bozulma ve içerisindeki mikrop bakteri barınma şansı daha az olur. Bu sütün ne kadar kısa sürede soğursa o kadar sağlıklı olur. Süt, bizim ürettiğimiz ürünlerde süt 3 saatin altında 32 dereceden 4 dereceye soğutulur. O şekilde hijyenik bir ortamda sağlam bir süt 3 gün muhafaza edilebilir. Hava şartlarından veya bazı istenmeyen sebeplerden dolayı oluşan nakliye sıkıntılarında sütün bozulmamasını engellemek için biz üreticiye yardımcı oluyoruz. Konya sınırlarını aşan firma Türkiye geneline hitap etmekle kalmıyor, ihracat da gerçekleştiriyor. Orta Doğu, Kazakistan, Brezilya ürünlerin pazarlandığı kimi ülkeler oluyor. Türkiye genelinde bütün süt birlikleri, süt üreticileri ile genelde çalışmalarımız var. Bunun haricinde depolama ve dinlendirme tanklarında Libya, Irak çalışmalarımız oldu. 1000 tonluk, 2000 tonluk, 3000 tonluk yağ depolama tankları,
ve silolar yaptık. Bunlar da 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşti. Süt tankları paslanmaz çelikten imal ediliyor. Üzerinde elektronik soğutma sistemleri ve süt karıştırma sistemlerini kontrol edebilen panolar bulunuyor. Süt soğutma ve depolama tankları enerji tasarrufu hassasiyetiyle imal ediliyor. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduktan sonra ortak bir kararla imalata başlıyoruz. İmalatımız bu işte söylediğim gibi uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılıyor. 3 kişiyle başladığımız yolda bugün 15 kişiyiz. Hala gelişerek çoğalarak devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ekipmanları söz konusu olduğunda önce Konya'nın adı geçer. Kurucu ortak Süleyman Yıldızoğlu çok sayıda firma içinden tercih edilmelerini kalitelerine ve işçilikteki güçlerine bağlıyor. Nitelikli bir iş diğerlerinin de garantisi oluyor. Kalite de olmazsa olmaz yerine getirmemiz gereken şeylerden bir tanesi standartlar ve yapılan işçilik. Kullanılan malzemelerde de her zaman kaliteyi tercih ediyoruz. Bu sektörde en önemli olan şeylerden biri referans. Yapılan bir önceki iş, bir sonraki işe referans oluyor. Getirisi ve müşterilerin talepleri de o nedenle yoğunlaşıyor. Süleyman Yıldızoğlu, işimize, tecrübemize duyduğumuz güvenle büyüdük diyor. Kendilerine koydukları hedefleri izah ederek sözlerini noktalıyor. Üçel paslanmaz. 2006 yılında bu işe başladığında 90 metrekare bir iş yerindeydi. Bugün 500 metrekare bir iş yerinde. Bizim hedefimiz 2000-2500 metrekare bir alan ve içerisinde istihdam edecek en az bir 50 kişi. Sadece yurt içi değil, yurt dışı pazarında da var olduğumuzu belirtmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar bizimle birlikte çalışan, mal alışverişinde, akıl alışverişinde bulunan bütün eş, dost ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Hepsine bol kazançlı yıllar diliyoruz.